Herkese selamlar. Limit dersimizin devamı ile karşınızdayız. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği bugünkü dersimiz. Herkese iyi seyirler, iyi dersler. Evet arkadaşlar, nedir bu sonsuz bölü sonsuz belirsizliği? Öncelikle iki tane fonksiyonumuz olsun ki bu fonksiyonlar polinom fonksiyon diyelim. Bu polinom fonksiyonlar f ve g olarak tanımlanmış olsunlar. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere polinom fonksiyonlar x'ler sonsuza giderken fx de sonsuza veya eksi sonsuza ve yine x'ler artı veya eksi sonsuza giderken gx fonksiyonu da polinom fonksiyonu olduğu için cevabı artı sonsuz veya eksi sonsuzdur. Pekala, ben bu fx'in limitini gx'in limitine bölersem ne olur? Ya sonsuz bölü sonsuz olur, ya eksi sonsuz bölü eksi sonsuz, ya eksi sonsuz bölü artı sonsuz ya da artı sonsuz veya eksi sonsuz olur. Bu belirsizliklerden bir tanesi elde edilir. Biliyorsunuz sonsuz bölü sonsuz bir belirsizlik türü. Evet. Peki bu fx ve gx polinom fonksiyonlarını ayrı ayrı incelesek bu belirsizlik türünü nasıl giderebiliriz? Arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi limit fx bölü gx x'ler artı sonsuz veya eksi sonsuza giderken. Bakınız, şurada gördüğümüz x üzeri n ve x üzeri n parantezlerini alırsak bunu. Arkadaşlar burada a1 kalır artı a2 bölü x artı nokta 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 en son an bölü x üzeri n ve alt kısımda paydadaki gx fonksiyonunda x üzeri n parantezini alırsak b1 artı b2 bölü x artı nokta nokta bn bölü x üzeri n ifadesi kalır. Arkadaşlar ben x'lerin yerine sonsuzu koyduğum zaman sayı bölü sonsuz ne oluyordu? 0. O yüzden buradaki ifadelerin hepsi de 0 olacak. B2 bölü yine sayı bölü sonsuz da buradakilerin hepsi 0 olacak diyebiliriz. Geriye sadece elimizde ne kaldı? X üzeri n çarpı A1 bölü x üzeri m çarpı B1 kaldı. İşte şurada da göstermiştik bunu. Artı sonsuz veya eksi sonsuza giderken A1 çarpı x üzeri n ve B1 çarpı x üzeri m'in bölümleri hakkında eğer pay kısmının derecesi payda kısmının derecesinden küçükse cevap 0. Eğer dereceler birbirine eşitse a1 bölü b1 benim limit değerim olacak. Ve pay kısmının derecesi paydanın derecesinden daha büyükse cevap durumlara göre artı sonsuz veya eksi sonsuz olacaktır. Örneğimize devam edelim. Burada x sonsuza gitmekte. Pay kısmımız ikinci dereceden bir polinom ve payda kısmımız da ikinci dereceden bir polinom. Öncelikle bu soruyu iki yoldan çözmemiz gerekiyor. İkinci yolu daha çok seveceksiniz. Şöyle diyelim. Ben bu ifadeyi x kare parantezine alırsam x kare parantezinde 6 eksi 5 bölü x artı 4 bölü x kare gelecektir. Alt kısımda ise gene x kare parantezine aldığımda 2 artı 7 bölü x kare ifadesiyle karşılaşacağız. X'ler nereye gidiyordu arkadaşlar? Sonsuza. Peki ben bu sonsuzu yerine yazdığım zaman buradaki eksi 5 bölü x ve 4 bölü x kare ifadeleri sayı bölü sonsuz durumundan 0'a, buradaki 7 bölü x kare de gene 0'a gidecektir. Geriye elimizde ne kaldı? X kare çarpı 6 bölü x kare çarpı 2'nin limit x sonsuza gittiği durum kaldı. X kareler de birbirini götürürse cevap burada nedir arkadaşlar? 6 bölü 2'den 3'tür diyebiliriz. Ya da bakıyorsunuz en büyük dereceli terimler ne pay ve payda kısmında ikisi de x kare. Artık devamına bakmanıza gerek yoktur. Çünkü cevap 6 bölü 2'dir diyebiliriz. İkinci yolumuz daha kısa oldu. Diğer örnek. Burada farklı bir durum var. X eksi sonsuza gidiyor. Öncelikle şunu bir yazalım. Limit x eksi sonsuza giderken 3x eksi karekökün içerisinde ben x kare parantezine alırsam arkadaşlar burada 1 artı 4 bölü x eksi 7 bölü x kare gelecektir. Peki paydaya ne yapacağız? Payda kısmında da x eksi yine x kare parantezinde burada 9 eksi 1 bölü x eksi 1 bölü x kare ifadesi de yer alacaktır. Pekala, şunlara ne demiştik biz arkadaşlar? Bunların hepsi x'ler sonsuza gittiği için 0 olacak. Peki şuradaki x kareyi ben karekök dışına nasıl çıkarırım? 3x eksi mutlak x
Değil mi? Çarpı 1'i yazmasak da olur. X eksi mutlak x çarpı şu 9 nasıl çıkacak dışarı arkadaşlar? 3 diye çıkacak. Peki x nereye gidiyor? Eksi sonsuza. Yani x neymiş? X arkadaşlar negatif bir sayı. Negatif bir sayı ise bu dışarı nasıl çıkacak? Eksi x diye. Bu da dışarı eksi x diye çıkarsa üst taraf ne olur? 3x artı x bölü alt taraf ne arkadaşlar? X artı 3x olacak. Ve yukarısı 4x. Fayda kısmında 4x olduğundan limit değeri neymiş? 1'miş diyeceğiz arkadaşlar. Diğer örnekte karşınızdayız. X sonsuza giderken üst tarafın derecesi 2, alt tarafın derecesi 1 ve bu limit değerinin sonucu neymiş? 0. Bu imkansız gibi duruyor. Neden? Çünkü biz demiştik ki paydanın derecesi payın derecesinden daha büyükse ve x'ler sonsuza gidiyorsa cevap 0'dır demiştik. Fakat burada x kareli terim var, altta x'li terim var ve cevap yine 0 olmuş. Bu nasıl mümkün olabilir? X kareyi yukarıdan yok ederek. Dolayısıyla a eksi 3'ü 0 yapmamız gerekiyor. Eğer a eksi 3 0 ise arkadaşlar a kaçtır? 3. Pekala bunun 0 çıkabilmesi için burada x'in de olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü b eksi 2 bölü 1'den cevabın b eksi 2 olması gerekiyordu. Bunun da olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla b eksi 2'yi de 0'a eşitleyelim. B kaçtır? 2. A'yı b'yi bulduk. Bunları çarp demiş bize. Doğru cevap nedir? 6. Diğer sorumuzdayız. M ve N birer reel sayı olmak üzere x sonsuza giderken M eksi 6 çarpı x kare artı mx artı 5 bölü 2x artı 1 eşittir N olduğuna göre N kaçtır demiş. Bir kere sonsuza giderken üst tarafın derecesi büyükse cevabın sonsuz çıkması lazım ama N bir reel sayıymış. Yani sonsuz değil. Pekala ne yapmamız lazım? Gene x kareyi buradan yok etmemiz lazım. M eksi 6'yı 0'a eşitlersek m kaç gelir arkadaşlar? 6 gelecektir. Şimdi fonksiyonu tekrardan düzenleyecek olursak x'ler sonsuza giderken 6x artı 5 bölü 2x artı 1. Şimdi inceleyelim. Paydaki polinomun derecesi 1, paydadaki polinomun derecesi 1 ise cevap katsayılar oranıdır. Dolayısıyla 6 bölü 2'den cevap 3'tür diyebiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. Burada farklı olarak bir trigonometrik ifade var. Arkadaşlar trigonometrik ifadelerde sinüs ve kosinüs. Bunların ikisi de hangi aralıktaydı? Eksi 1 ile 1 aralığında. Değil mi? Pekala eksi 1 ile 1 aralığındaki bir sayının da sonsuza bölümünün gene 0 olacağını düşünerekten bu soruyu çözebiliriz. Peki nasıl düşüneceğiz? Limit x sonsuza giderken 8x bölü 4x eksi 1 artı kosinüs x bölü 4x eksi 1 dersek eğer dediğim gibi şurası eksi 1 ile 1 arasında bir sayı zaten x de sonsuza gidiyor. Payda kısmı daha hızlı büyüyeceğinden burası neye eşittir? 0'a. Pekala burada payın derecesi 1, paydanın derecesi 1 olduğu için cevap 8 bölü 4'ten 2 olacaktır. Bir diğer sorumuz yine üstteki ifadeye benziyor ama biraz daha farklı. Limit x sonsuza giderken x çarpı sinüs x bölü payda kısmını hemencik x parantezine alırsanız x artı 5 gelecektir. Buradaki x'lerin burada bir işi yok. Bunları götürürsek geriye ne kalır? Limit x sonsuza giderken sinüs x bölü x artı 5. Yine bakın üstteki soruya benzer bir ifade elde ettik. Sinüs eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Alt taraf ise sonsuza gidiyor. Sayı bölü sonsuzdan cevabın 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örnek x yine sonsuza gidiyor. X çarpı sinüs x bölü x artı 5. Bu ifade diğerinden biraz farklı. Çünkü az önce paydayı x parantezine alarak bu yukarıdaki x'ten kurtulmuştuk. Fakat burada x parantezini alacak bir x yok. Yoksa biz mi öyle zannediyoruz? X sonsuza giderken x çarpı sinüs x bölü paydayı x parantezine alırsam burada bir 1 kalır. Burada da 5 bölü x kalacaktır illaki. X'lerin sonsuza gittiği
yardımıyla şu 5 bölü x ifadesinin aslında 0'a eşit olduğunu, x çarpı 1'den de burasının aslında x olduğunu söyleyebiliriz. X çarpı sinüs x bölü x'ten x'ler gider. Geriye ne kaldı? Limit x sonsuza giderken sadece sinüs x kaldı. Pekala. Sonsuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Sinüsün içine de hangi açı değerini yazacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden her şey olabilir sinüs x. Burada diyeceğiz ki bu ifadenin limiti yoktur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Pi sayısını hatırlatmış ve Euler sayısını hatırlatmış arkadaşlar. X sonsuza giderken pi üzeri x eksi 3 üzeri x bölü 3 üzeri x artı e üzeri x değerini bulalım demiş. Şimdi polinom fonksiyonu çözerken ne yapmıştık? Kuvveti büyük olan x'ler daha hızlı büyüyordu. Mesela x kare bölü x. Bunun sonucu neydi x sonsuza giderken? Bunun sonucu sonsuz veya eksi sonsuz diyebiliyorduk değil mi? Pekala. Burada da hangisi daha hızlı büyür mantığıyla yaklaşırsak bir kere pi sayısı 3'ten büyük olduğu için 3 üzeri x'ten daha hızlı büyüyecektir. Alt tarafı da 3 sayısı 2,71 sayısından yani Euler sayısından büyük olduğu için 3 üzeri x daha hızlı büyüyecektir diyebiliriz. Pekala şunları görmezden gelelim o halde. Yazarsak pi üzeri x bölü 3 üzeri x limit nereye gidiyor arkadaşlar? X'ler sonsuza gidiyor. Pekala hangisi daha hızlı büyür? Pi sayısı 3,14 olduğu için paydadan daha hızlı büyüyecektir ve doğru cevap sonsuz diyebiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. X sonsuza giderken 6 çarpı 5 üzeri x eksi 8 çarpı 3 üzeri x bölü 3 çarpı 5 üzeri x artı 3 üzeri x fonksiyonunun sonsuzdaki limiti sorulmuş. Pekala 5 üzeri x mi daha hızlı büyür yoksa 3 üzeri x mi? Tabii ki 5 üzeri x yine 5 üzeri x ve 3 üzeri x arasından 5 üzeri x daha hızlı büyüyecektir diyebiliriz. Dolayısıyla ben üstteki yani pay kısmındaki ifadeyi önce 5 üzeri x parantezin alırsam içeride bir 6 kalır. Eksi 8 çarpı 3 üzeri x bölü 5 üzeri x kalacaktır. Payda kısmına geçecek olursak burayı da yine 5 üzeri x parantezine alırsak içeride bir 3 artı 3 üzeri x bölü 5 üzeri x kalacaktır. Şimdi burada gerekli sadeleştirmelerimizi bir yapalım. 3 üzeri x ve 5 üzeri x'ten 5 üzeri x daha hızlı büyüyeceği için bunlar arkadaşlar sıfıra doğru yol alır diyeceğiz. Peki burada da 5 üzeri x'leri sadeleştirirsek geriye sadece ne kaldı? Limit x sonsuza giderken 6 bölü 3 kaldı. Bu da zaten 2'dir diyebiliriz. 3'ü güzel yapalım. Evet, üstteki soruya benzer bir ifade fakat bu sefer x eksi sonsuza gidiyor. Şimdi x eksi sonsuza giderken bu ifadeyi şu şekilde çevirebiliriz. X sonsuza gitsin. Madem öyle 6 çarpı ben bu x'lerin işaretini değiştiririm. Yani 6 çarpı 5 üzeri eksi x eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi x bölü aşağı tarafta 3 çarpı 5 üzeri eksi x artı 3 üzeri eksi x diyelim. Az önce 5 üzeri x parantezini alacaktık sonsuza gitmiş olsaydı ama şimdi eksi sonsuza gidiyordu ve ben bunların işaretlerini değiştirdim. Şimdi ise 3 üzeri eksi x parantezine alalım. Evet şurada ne kalır? 6 çarpı 5 üzeri eksi x bölü 3 üzeri eksi x eksi 8 kaldı burada da. Devam edelim. Payda kısmındaki ifadeyi ne yapacağız? Gene 3 üzeri eksi x parantezini alırsak burada 3 çarpı 5 üzeri eksi x bölü 3 üzeri eksi x artı 1 ifadesi kaldı diyebiliriz. Şimdi gene gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şunlar bir kere zaten birbirini götürdü. Şurası nedir arkadaşlar? 5 bölü 3'ün eksi x'inci kuvveti. Peki bu ne demek? 3 bölü 5'in x'inci kuvveti. Peki x nereye gidiyordu? Sonsuza gidiyordu. Bu ifadenin paydası payından büyük olduğu için 0'a doğru gider. O yüzden yanındaki 6'yı da götürür diyebiliriz. Bu da öyle yanındaki 3'ü de götürür. Geriye sadece ne kaldı? Eksi 8 bölü 1'den doğru cevap nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir diyebiliriz.
Evet sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı en kısa süre içerisinde kanalıma yüklenecektir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.